Aksa Süper Lig'in 29. haftasında Çetinkaya ile Yonpaş Dumpınar Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Evren Karademir, Emre Çevikdağ, Yusuf Can Dönder yardımcılıklarını yapıyor ve konuk Yonpaş Dumpınar'ın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. İlk atak Yonpaş Dumpınar'dan Olca ileriye gönderiyor. Berk Büyükkalca da sahasında plaseyi bırakıyor, topu ağlara gönderiyor. 3. dakikada Berk Büyükkal'ın attığı golle Yonpaş Dumpınar Çetinkaya karşısında 1-0 öne geçiyor. Erken golü buluyor Yonpaş Dumpınar. Gelişen atak ceza sahası içerisinde Agoa kaleci Türkkan'dan sıyrılıyor. Kale sahasında topu ağlara gönderiyor ve 8. dakikada maça denge geliyor. Agoa zarif hareketler kale sahasında topu ağlara gönderiyor ve 1-1'lik eşitlik. Mehmet Altın'ın serbest vuruşundan sonuç gelmiyor. Gelişen Çetinkaya atağı sol taraftan Agoa ceza sahasına giriyor. Ceza sahasında zarif hareketler içeriye bırakıyor. Doğukan topu ağlara gönderiyor. 27. dakikada Doğukan'ın attığı golle Çetinkaya 2-1 öne geçiyor. 1-0 mağlubiyetten 2-1 galibiyete yükseliyor. Ataklar da devam ediyor. Günün başarılı ismi Agoa ceza sahasında içeriye bırakıyor. Topun gelişine kaleci Türkkan çeliyor, sonra eliyle topu kornere gönderiyor. Kritik müdahale kaleci Türkkan'dan. Ola Demici kaleye bakıyor. Kötü bir vuruş, top dışarıya gidiyor. Savunma arkasında gelişen atak direkt kaleye, kaleci Türkkan'da kalıyor top. Köşe vuruşunu Ola Demici kullanıyor. Kafa vuruşu savunma çıkarıyor, bu ataktan sonuç gelmiyor. Bir başka atak Rifat vuruyor, top yandan dışarıya gidiyor. Karşılıklı ataklar var ve ilk yarı 2-1 Çetinkaya üstünlüğünde tamamlanıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Gelişen Çetinkaya atağı ceza sahasında gol pozisyonu, vuruş topağlara gidiyor. 46. dakikada Berkant'ın attığı golle skor 3-1 oluyor. Ceza sahasında Berkant topağlara gönderiyor. Çetinkaya 3-1 öne geçiyor. Savunma arkasında Hikmet topla buluşuyor. Ceza sahasında gol pozisyonu, kaleci Atakan ikinci hamle yine topa sahip oluyor. Bir başka atak Berk Büyükkal ceza sahasında içeriye, kaleci Atakan üst üste kurtarışlar, köşe vuruşu kullanıyor. Yonpaş Dumpınar Hikmet'in kafa vuruşunda top ağlara gidiyor. 63. dakikada Hikmet'in attığı golle skor 3-2'ye geliyor. Berk'in içeri ortası, Hikmet vuruyor, Atakan mükemmel çıkarıyor. Üst üste pozisyonlar, Emre içeri ortası, Hikmet, açılan top Tahsin Kaya. Tahsin Kaya 79. dakikada 3-3'e getiriyor karşılaşmayı. Geri dönüyor Yonpaş Dumpınar. Tam 6 gol. 3-3'lük eşitlik. Berk Büyükkal plaseyi bırakıyor. Çok asfaltla top dışarıya gidiyor. Agoacı da sahasında Arda Bayram'ın hareketi maçın hakemi Evren Karademir penaltı noktasını gösteriyor. Agoa topun üzerine geliyor. Topu ağlara gönderiyor. 86. dakikada Agoa'nın penaltıdan attığı golle Çetinkaya bir kez daha öne geçiyor. 4-3 oluyor ve sonrasında maçın hakemi Evren Karademir'in çalan düdüğüyle bu önemli karşılaşmayı 4-3 Çetinkaya kazanıyor. Hakemin bitiş düdüğüyle saha içerisinde orta yuvarlakta iki takım futbolcuları bir anda birbirine giriyor. İtiş kakış, iki takım futbolcularının yakın teması, sözlü diyaloğu saha içerisinde maç sonrası karışıyor. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda saha içi karışıyor. Gerçekten görmek istemediğimiz görüntüler. Çetinkaya adına son derece kritik bir karşılaşmaydı ve 4-3 kazanmayı başardı. Ama maç sonrasında çıkan olaylar, iki takım futbolcuları maçın hakemi Evren Karademir'in çalan düdüğüyle birbirine giriyor. Ligin 29. haftasında Çetinkaya başkentte Yonpaş Dumpınar'ı 4-3 mağlup ederek çok önemli 3 puanın sahibi oluyor.